Gönlündeki pisliği nereden biliyorsun? Adam sana doğru konuşuyor dışarıdan. Ama içinde çıfıtlık var, pislik var, niyeti bozuk adamın, ikili oynuyor. Nereden biliyorsun? Gaybı bilemezsin ki sen bileceksin bunu diyor Allah'ta. Sen bunları bilemezsin. Sen bunları tanıyamazsın. Ben tanıyorum. Ya Muhammed, bunları ben tanıyorum. Sen o halde bu hukumlarla peyin. Bu adamlara iki kat azap vereceğim. İki kat. Münafıklık yaptıkları için, Müslümanları aldattıkları için iki kat azap vereceğim onlara. Sümme yurabbüne ila azabin azim. Sonra onları büyük bir azaba sevk edecek onlar. Büyük bir azaba sevk edeceklerdir. Şimdi burada değerli kardeşlerim, Allah-u Teala müminlere, bizlere münafıkları tanıtıyor. Peygamberimiz bilemediği için bakın kaçıncı ayetten bu zamana kadar hep münafıkları anlatıyor. Arada bir müminlere geçiyor Allah-u Teala ama münafıkla çok büyük bir yer tutuyor bu surede. Zaten onlara bir sure ayırmış. Münafıkın suresi diye bir sure ayırmış. Münafıklar suresi diye ayırmış. Efendim, şimdi bunları tanımak, bunlar her tarafı kirletiyorlar. Anlatmıştım size. Bunlar siyasetçi ise siyaseti kirletiyorlar. Bunlar sosyal hayatı, ahlakı kirletiyorlar. Yani bu münafık adamlar, çifte standart oynayanlar, efendim adamlar, bunları bilemiyor ama o tarafa bedenisi var, şeyhimizi var. Şehirli münafıklar, şehrin dışındaki köylerde bulan münafıklar diye ayırıyor. Ve bu adamlara ben iki kat azap vereceğim diyor Allah-u Teala. Şimdi devam ediyor. Ve âhâkûne atarafû bidûnûbihim. Onların bir kısmı günahlarını itiraf ederler. İşledikleri pisliği itiraf ederler. Özür dilerler. Gelip senden özür dilerler. Ya Resulallah biz bunu yapmamalıydık ama işte yaptık işte. Haledu amelen salihen. Ve ahire seyyiye. Onlar iyi amelle diğer kötü ameli karıştırırlar. Bak şimdi. Bu ayete mana verip de dönelim. Asallahu en yetube aleyhim. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. İnnallaha gafurur rahim. Allah gafurdur, affedicidir, rahimun, merhamet sahibidir. Şimdi bu ayeti biraz açıklayalım. Münafıkların bir kısmı diyor Yüce Allah kendi hatalarını anlar, bilir ve gelip senin yanına itiraf eder. Özür dilerim. Fakat bu adamların bir özelliği var. İyi amelle kötü ameli karıştırıyor. İşte bu şu. Yani şimdi biz de iyi amelle kötü ameli karıştırıyoruz ya. Yani biz bunu çok yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İcabında beş vakit namazını kılıyor adam ama icabında bu hakkı yiyor. Yani icabında beş vakit namazını kılıyor ama yalan konuşuyor, gıybet ediyor. Caminin içinde nifak yapıyor. Caminin içinde. Yani şimdi bu adamlar karıştırıyorlar. İyi ile kötüyü karıştırıyor. Biz de karıştırıyoruz. Yani bunlar Allah-u Teala bize söylüyor. Başkası söylemiyor ha. Bunlar münafıklar bu ayetleri okumaz. Biz okuyoruz. Biz sizde münafıklık alameti olmasın diyor. Bak dikkat edin. Allah-u Teala buyuruyor ki bazı insanlar var, bazı münafıklar var. İyi ile kötüyü ayıramaz. Hakla batılı ayıramaz. Güzel ile çirkini ayıramaz. Ayıramadığı için amelleri de karıştırır. İyi ile kötü ameli karıştırır. Şimdi bana soruyorlar. Şimdi adam Müslüman.
Gidecek efendim plajda, hanımıyla beraber, kızıyla beraber, oğluyla beraber plaja gidiyor. Bana telefon atıyor. Diyorum ki onlara, sen nereden öğrendin? Senin kızının bütün vücudunu seyrediyorsun ha? Sen nereden kardeşi, abisi, kız kardeşinin bütün vücudunu seyrediyorsun? Böyle bir dünya nerede gördün sen ya? Böyle bir Müslüman nerede gördün sen ya? Anasının her tarafını seyrediyor. Öyle değil mi? Adam şaşırıyor bu sefer. Adam bunu ne olduğunu bilmiyor ya, ayıramıyor bunu yani. Bunu ayıramıyor ha. Ayıramıyor. Yani bunu şimdi bir örnek olarak veriyorum size. Bana gelenleri konuşuyorum size yani. Şimdi sen evinde haremlik yok mu? Sen kızının vücudunu seyredebilir misin? Ha seyrediyorsun. Plajda olur efendim diyor. Yani şimdi karışıyor kardeşlerim. Yani bu amelleri karıştırmasak var ya, değerleri karıştırıyoruz. Ahlaki değerleri karıştırıyoruz bir defa. Yani iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, hakla batılı, güzel ile çirkini karıştırıyoruz. Karıştırınca ameller de karışıyor. Çünkü bu ameller ondan çıkıyor yani. Nitekim ameller o bizim beynimizdeki anlayışımızdan çıkıyor yani. Bunu normal görüyor adam. Bunu normal görüyor. Hiçbir anlamı kalmadı yani. Ağabeyisi, kız kardeşi yetişmiş, kız kardeşin her tarafını görüyor. Çok iyi. Anasının her tarafını seyrediyor. Bu da iyi. Baba da kızının her tarafını seyrediyor. Bu da iyi. Ne düşünür bu adam yani? Bir örnek olarak veriyorum, yanlış anlamayın yani. Maksadım benim meseleyi deşifre etmek değil burada ya. Yani. Benim maksadım nasıl anlatayım size bunu yani, zorluk çekiyorum. Yani nasıl bir amelle iyi amelle kötü ameli karıştırır insan diye anlatıyorum size yani, bunu anlatıyorum. Yani hep her şeyi karıştırıyoruz yani biz şimdi. Müslümanlığı yaşayan, Müslümanlığı bilmiyoruz ki, zaten bu Kur'an-ı Kerim'i anlatmadılar. Kaç asırdır böyle, asırlardır anlatılmadı. Efendim, bilmiyoruz ki biz. Aha şimdi hanımda bir şey söyledim şimdi. Ha sen beş vakit namazını kıl git öyle yap. Ha iyi. Karşın her tarafı. Her tarafı karşın damadan ettin. Dolayısıyla Yüce Allah şimdi burada 1400 sene evvel Kur'an Üniversitesi'nde bunları söylerken 1400 sene evvel söylüyor. Bize münafıklar gibi olmayın. Bu amelleri karıştırmayın. İyi niyetle kötü niyeti karıştırmayın. İyi ile kötüyü karıştırmayın. Biz şimdi karıştırıyoruz. Bir yerde Müslüman olur, bir yerde Müslüman dışı hareketler yapıyoruz. Öyle ya. Efendim. Aslında bu konu haledu amelen salihan bir tek ayettir Kur'an'da. Bu çok ciddi bir konudur. Gerçi başka ayetlerde bunun başka alternatifler tarzda anlatılır ama burada net bir şey söylüyor. Net. İyi amelle kötü ameli karıştırmak münafıklığın ahlakıdır diyor. Sizin ahlakınız olamaz. O da söylüyor. Bize eğitiyor yani. Şimdi bunu alın, götürün. Mesela, öyle göreyim sana. Adamın şimdi var 100 milyar parası veya 1 milyar, 1 trilyon parası var. Temiz, saf. Bir de bakarsın karıştırıyor faizi, karıştırıyor haramı, karıştırıyor kul hakkı. Karman şorman oldu o para şimdi. Ya iyice kötüyü karıştırdın sen şimdi. Bunu başka bir şeye de koyabilirsiniz. Unutmayın bunu. Bu sizin için çok önemli bir nokta. Gerçi bu konuşu televizyonda yapmak lazım. Bu tarz değil de, bu tarz bir misalle değil ya, efendim, değil de, efendim, yani amelleri karıştırma olayı, iyi ile kötüyü karıştırma olayı bizim
defomuzu kaybediyor. Yani affedersin şöyle söyleyeyim, biraz daha bir misal daha vereyim. Şimdi 24 ayar altın var. Siz şimdi bu 24 ayar altına yabancı bir madde karıştırırsanız altının ayarını bozarsınız. Altın düşer 20'ye, 18'e, 14'e, bakırlaşır. Ne kadar katıyorsan bakırlaşır. Ya 24 ayara altına yabancı bir madde katmanın ve o altın ayarını düşürmenin anlamı ne? İşte burada söylüyor adam. Bunu münafıklar yapar. İyi amele karıştırır diyor altına, 24 ayara karıştırır diyor. Başka yabancı maddeleri, bir de bakarsın ki altın düştü 18 ayara, düştü 14 ayara. İşte Müslüman kafasındaki bilgilerden ve gönlündeki inancında, niyetinde, davranışlarında böyle karışık iş yapar. Hatırlarsınız bir çobanlık yaparken, bu hep çobanlıktan bir şey veriyorum. Ben çok eğitim almışım, çok iyi yapmışım çobanlıktan yani. Çocuktum ama neler öğrenmişim şimdi bakıyorum. Şimdi hayvan otluyor demiştim size hatırlarsanız. Ha böyle bakıyorum hayvana. Ha, çocuğum ha. Yani 9-10 yaşlarında. 7-8-9 yaşlarında. Hayvan böyle dilini atıyor ota. Bir de başını kalıyor, otlamayı bırakıyor. Bu diliyle uğraşıyor. Bir otu atıyor dışarı, ondan sonra öteki otları yutuyor. Bunu gittim anneme sordum. Dedi ki oğlum o zehirli ottu dedi. Bak bak. Hayvan ağzındaki zehirli otu anlıyor, karıştırmıyor otları. Otları karıştırmıyor ama insanoğlu beynindeki otları karıştırıyor. Fikirleri karıştırıyor. Hayvan kadar olamıyoruz ya. Ama bunları biz hocalar, üniversitede çocuklara öğretmemiz lazım. Yani bu iş işini hocalar karıştırıyor. Hocalar karıştırıyor. Ne yapsın bu vatandaş? Ya bu vatandaş ne yapsın? Adama diyorum ki ha bu Kur'an'la Allah'ın vahiyiyle insanın fikirlerini karıştırma diyorum hocalara. Karıştırma. Dinin mahvediyorsun ya. Dinin ayarını bozuyorsun ya. Hı. Şimdi hocalar bunu söylüyor. Bu vatandaş bunu nasıl karıştırmaz kardeşim? Hocası karıştırınca, öğretmeni karıştırınca, profesörü karıştırınca. Tabii ki karıştırır. Şimdi bu çok ciddi bir konu. Yani Allah-u Teala böyle denk geldi. Önümüze denk geldi. Sırayla ilgili de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim. Önümüze denk geldi bu yani. Haladu amelen salihen ve ahire seyyen. Muhteşem bir analiz yapmış Yüce Rabbim. Bak kaç dakikadır bunu konuşuyoruz. Bu kısmını konuşuyoruz ayetin. Tabii ha bunu kaç kişi anlattı şimdi Türkiye'de televizyonda? Yok. Anlatmamız lazım. Ama bu çok önemli bir konu. Çünkü biz hocalar çocuklarımıza, gençlerimize, o üniversite okuyan körpe dımalara, o lisede okuyan körpe dımalara karşı çıkıyoruz. Kardeş. Din kültürü kitabı hazırlıyorlar. Alevilik var orada, Sünnilik var orada, Vahabilik var orada, Şiilik var orada, var orada, var orada. Karıştırdılar, dağlara ettiler bunu. Böyle dinlesin de oğlum. Televizyonda söyledim bunu. Bunu söyledim. Ama bu ayete bağlı olarak söylemedi bana yani. Asallahu en yetub aleyh. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Burada umulur ki tabiri insanlarla alakalıdır. Allah-u Teala yarattığı kuluna o kadar özgürlük vermiş ki kesin konuşma demek. İnsanın ameli hakkında Allah kesin konuşmaz. Muhteşem bir şeydir bu. Kur'an-ı Kerim bunun makalesini yazdım ben. Bunun makalesini yayınladım. Kur'an'da ihtimal nazariyesi diye bir makale. Yaşar Nuri Öztürk'ü çaktı bu makale. Hocayı çaktı. Gerçekten çok muhteşem bir olaydır Kur'an-ı Kerim'de. Eski alimler buna mana vermekte zorlandı. Halbuki öyle değil. Allah-u Teala kendisi için ihtimal kullanmaz.
kulu için kullanır bunu. Çünkü kul özgürlük verdiği için illa da doğru yapacak diye bir ihtimal yoktur. Bu ihtimaldir. Benim kulum diyor, tövbe etmesi ihtimaldir. Kesin olmaz. İşte onun için müthiş bir eğitim yapıyor. Hele hele siyasilere, hele hele anne babalara, hele hele efendim ekonomistlere, işverenlere, işçilere ihtimali konuşacaksın. Kesin değildir. Hiçbir arkadaşın hakkında kesin konuşamaz. Çünkü insanın olduğu yerde kesin konuşulmaz. Allah bunu söylüyor. Müthiş bir şey. Müthiş. Bugün seni çok sattım arkadaşım, biraz sana satarsın. Devam edelim. Hud min envalihim sadakaten. O zaman ya Muhammed, bu tövbe edenler varsa şayet, yani senden günahını affedip de özür dileyenler varsa şayet, he, onların malından sadaka yap. Veya onlar senden özür dilemek için sadakalarını getirirlerse sana alma. Yani geri gitme ona. Siz münafıktınız. Bak burada münafık anlatıyorsun Allah-u Teala. Hadi geri dönün gidin. Deme onlara. Deme. Al o sadakaları. Baba baba baba. Bunun başka manası da var tabii bu. Bunun şimdi oraya yapalım. Çok önemli bir yere geldik. Al da ne yapacaksın o sadakayı? Yani o sadakayı onlar vermekle sen onu almakla ne olacak? Ya? Ne? Onu da açıklayayım sana. Tutahhiru. Onlara taharet ver, taharet, temizle onları. Vay, 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 vay. Şimdi bu ayet biraz uzun, bu ayet üzerine duracağız biraz. Onun için burada kesiyoruz. Daha başına başlamıştık. Çok ilginç bir konu var burada. Şimdi bu akşam ben Eskişehir'e gidecektim. Uçak olmadığı için gidemedim. Yarın sabahleyin gelip alacaklar beni inşallah. Yarın akşam Eskişehir'de, yarın iki konferansım var Eskişehir'de. Birisini bir gruba vereceğim, birisini de başka bir gruba vereceğim için iftar vakti orada olacağım. İnşallah iftardan sonra bu tarafa doğru yürüyeceğiz, Allah nasip ederse. Bunun anlamı şudur, bunun anlamı yarın akşam yokum demektir. İnşallah pazartesi beraber oluruz, Allah sıhhat afiyet verirse. Bu Ramazan'da bayağı yoruluyorum. Yani gerçekten tabi biraz da yaşlandık, 61 yaşına geldik. Dün mesela sabahleyin gittim, 5'te kalktım, gittim televizyonda 1,5-2 saat 15 dakika durdum. Ondan sonra koşa koşa geldim buraya, vaaz ettim. Ondan sonra tekrar akşam vaaza gelemedim. Yeter dedim. Yeter. Yoruluyorsun. Şimdi gideceğim buraya yarın iki konuşma. Şimdi geliyorsun buraya pazartesi gene televizyon. Sabahleyin kalacağız gene peşinde. Bu dayanmıyor. Şey. Onun için kusura bakmayın, dün akşam gelemedim. Efendim. Şimdi burada iki ayet anlatabildik ancak. Allah-u Teala iyi amelle kötü ameli karıştırmayan, iyi fikirlerle kötü fikirleri karıştırmayan, hakla batılı ayıran, ne yaptığını bilen ve bu nedenle münafıklığı ahlakına girmeyen kullarından eylesin. Allah hepimizi, sizleri ve bizleri münafıklıktan uzak eylesin. El Fatiha.